İki pedaldan hepinize merhabalar. Bu videoda Çin'den almış olduğum bisiklet gözlüğünün önce paket açılışını ardından da incelemesini yapıyoruz. Hepinize iyi seyirler. Paketi açmadan önce biraz alınma sürecinden ve vergi muhabbetinden bahsedeyim. Çünkü alınma süreci biraz komik oldu. Ben ürüne bakarken yanlışlıkla sipariş vermiş oldum. AliExpress'te kart bilgilerini girdikten sonra eğer sonraki siparişlerde tekrardan onay isteme dersen ödeme kısmına bastığında direkt onay istemeden parayı çekiyor. Ben de bir defa almış oldum. Dedim 20 günde paramı iade edeceklerine 20 günde elime ulaşsın. Ama güzel oldu. 12 günde geldi. Bu yüzden de mutluyum. Şimdi ürünün paketini açacağız. Bakalım nasıl bir şeymiş, ben de merak ediyorum. Açarken de vergi olayından biraz bahsedeyim. Normalde benim aldığım günlerde yurt dışından, Avrupa Birliği hariç ülkelerden sanırım %30'luk bir vergi dilimi kanunu çıkmıştı ama ben tam sınırda sipariş ettim galiba. %20 vergi ödemişim çünkü. Ürünün kutusundan da anlayabileceğiniz gibi markası POK. Markayı bilenler biliyordur zaten. Şöyle paketini de açmak istiyorum. Biraz pahalı ve özellikli bir gözlük bu arada. Öncelikle şu kılıfına bakalım. Hatta kamerayı tekrardan geniş açıya alalım. Şöyle bir tane soft case geliyor yanında. Bunun içerisinde gözlüğünüzü taşıyabilirsiniz. Bu da güzel olmuş. Böyle ağzı büzgülü. Bunları bir kenara koyalım. Ve geldik gözlüğün kendisine. Tabii iki tane de camı var. Aslında ben 3 tane camım var diyebiliyordum. Ha tamam, 3 taneymiş. Siyah, sarı ve şeffaf. Gözlüğün kendisi de burada. Şöyle paketinden çıkartalım. Şunlar uçmasın. Gözlük bu şekilde. Şu an fark ettim ki beklediğimden biraz daha ufak bir gözlük. Ben daha böyle kalın bir şey bekliyordum. Ama fena da durmuyor. Şunu da çıkaralım. Gördüğünüz gibi üzerinde vizörlü bir cam mevcut. Böyle renkli. Kayak gözlüğü olarak da kullanabilirsiniz. Bisiklet gözlüğü olarak da kullanabilirsiniz. Hatta bizim bu iki pedal üstünde Onur Emre Akman bu gözlüğün aynısını kullanıyor. Geçen sene mi ne almıştı? Gayet memnun olduğunu söyledi. Benim de siparişi iptal etmeme sebeplerimden biri Emre'nin bu gözlüğü kullanıyor olması. Yani daha önceden kullanan birinin deneyimlerini öğrenmiş oldum. Ve memnun olduğunu duyunca da ben de iptal etmekten vazgeçtim. Diğer camlarına da şöyle bakalım. Siyah cama baktığımızda şöyle, hatta direkt kameraya getireyim. Bu şekilde bir görüntü değişimi oluyor. Bunları böyle kılıfına koyayım, çizilmesinler. Bunu da göstereyim. Ve gece sürüşlerinin vazgeçilmezi. Özellikle de benim için. Çünkü astigmat var. Gece görüşüm epey düşüyor. Sarı filtre. Bu filtre sayesinde epey bir aydınlık oluyor etraf. Bende de eskiden farklı sarı bir gözlük vardı. O gözlükte gece sürüşü yaptığımda çok rahat ediyordum. Gözlüğe genel olarak bakacak olursak 3 bölgede de markanın ismini görüyoruz. Kulağımızın üzerine ve arka kısmına gelen yerlerde beyaz bir silikon kullanmışlar. Bu sayede de hem yumuşak bir doku hem de kaydırmazlık sağlıyor. Gözlüğün burnunuzun üzerine gelen destek kısmı oldukça yumuşak bir silikondan yapılmış. Ayrıca üzerindeki vidalardan da gördüğünüz gibi söküp isterseniz sadece gözlüğün plastiğini burnunuz denk gelecek şekilde kullanabiliyorsunuz. Kavisli yapısı sayesinde yüzünüzü komple saracak ve aerodinamiği epey arttıracaktır. Ayrıca vizöründeki ufak hava delikleri sayesinde buff taktığınızda bile buharlanma yapmayacaktır. Gözlük bu şekilde. İlerleyen günlerde kullandıkça zaten deneyimlerimi Instagram'daki sayfamdan paylaşınca görebileceksiniz. Beni de takip etmek isterseniz açıklama kısmına link bırakıyorum. Farklı güzel bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.